Bu kitap bir harika pertev. Hayatın evrelerini onar senelik süreler halinde inceliyor. Bak dinle. 30'larındaki kadınlar genellikle yaşları hakkında yalan söyler. İnanır mısın? Ben böyle bir sürü kadın tanıyorum. Neyse ki ben hala 20'lerdeyim. Söylesene Pertev, sen 40'lı yaşlarındayken bu orta yaş krizini nasıl atlatmıştın? Yanlış hatırlamıyorsam 20'lerde olduğunu söyleyen bir yalancının boğazını sıkmıştın. İkiniz de buna inanamayacaksınız. Telesekreterimde bir mesaj vardı. Aman tanrım, hemen bir şampanya patlatalım. Sizin için ne kadar sevindim bilemezsiniz. Aman ne komik Güzin abla. Ömer televizyon işinden ayrılıyormuş. Bu adam senin kitaptaki örneğe tıpatıp benziyor. Eğer Ömer televizyonu bırakırsa ben ne yapacağım? Siz doğuştan zenginsiniz. İşi bırakın, gidip arkadaşlarınızla doya doya eğlenin. Merak etmeyin, dönüşte bu pastanın son dilimine yetişirsiniz. Bakın, doktor bunun geçici bir durum olduğunu söyledi. En azından babamın orta yaş krizine benzemiyor. Öyle beyaz bir don giyer, bütün gün parkta koşardı. Sonra ne oldu? Annem bir de katılması için ikna etti, birlikte koştular. Melek! Melek, beni hemen sakla ne olur. Ne oldu? Sakla hemen, sakla. Hey Dilara! Benimle çıkıp Nişantaşı'nda sürtmeye ne dersin ha? Sonra da belki bir sinema yazdırtlarız. Melek, yardım et, ne olur. Ömer Bey, Dilara gezmeye mezmeye gidemez. Onu evde sigara içerken yakaladım. Ne? Tam 3 hafta cezalısın küçük hanım, evde kalacaksın. Çok teşekkür ederim babacığım. Eğer o zamana kadar krizi geçmemişse bu sefer de içki içtiğini söylerim. Ömer, bunu sırf seni düşündüğüm için söylüyorum. Bunu bana neden yapıyorsun? Suzan, hayat çok kısa. Bence sen de gençliğinde yaptığın şeyleri yapmamışsın. Bugünlerde eskisi gibi ünlü hemşirelere rağbet yok efendim. Suzan Hanım, bence çok bencilce davranıyorsunuz. Baksanıza, adam hayatının anlamını sorguluyor. Ömer Bey, sen ne yaptın böyle? Bensiz saçlarını boyamışsın. Atları mı kaçırdın sen? Ben çok memnunum. Beni en az 10 yıl gençleştirdi. Hoşça kal bebeğim. O saçlarının ağarmasında benim de payım vardı. Onları boyamak benim hakkımdı Perte. O giydiği Tolga'nın pantolonu muydu?